Ayrı bir tutku tabii ki klasik otomobiller ve özellikle de bahar ayları gelince klasik otomobil şöyle tutkunları böyle yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyorlar. Hakikaten dediğim gibi böyle arabaların üstü açılıyor. Oh. İstanbul sokaklarında geziyorlar. Tabii Türkiye'nin birçok yerini biz İstanbul'dakileri gördüğümüz için söylüyoruz. Bu kez buluşma yeri sevgili seyirciler İstanbullu. Klasik otomobilcilerin buluşma yeri İstanbul değil, başkent Ankara'ydı. Ankara'da klasik otomobil tutkunlarıyla bir araya geldiler ve önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni, ardından da Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Ve antika otomobillerine resmi kimlik kazandırmak için siyasilerden destek isteyen klasik otomobil tutkunlarına başkentlerin ilgisi de bir hayli yüksekti. İlgili mevzuatlarımızda klasik otomobil tanımının yer bulabilmesini, bazı muafiyetler edinilmesi gerektiğini özellikle bu araçlar üzerinde düşünüyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Tam 40 klasik otomobil İstanbul'dan çıktı yola. Hem 19 Mayıs öncesi Anıtkabir'e geleneksel ziyaretlerini gerçekleştirmek hem de araçlarına resmi kimlik kazandırmak için. Ankara'da ilk durakları CHP Genel Merkezi oldu. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'i ziyaret ettiler. Tekin'den bir döneme damgasını vuran otomobillerini gelecek nesillere taşımak için destek istediler. Umut ederiz ki en kısa sürede bu araçları geleceğe daha rahat taşıyabilmemiz için en kısa zamanda ilgili mevzuatlarda iyileştirmeler yapılabilir diye düşünüyoruz. Tekin önce destek sözü verdi, ardından birbirinden değerli klasik otomobilleri yakından inceledi. 54. Sayın Başbakan 3 yaşındaydı bu arabanın plakasını aldığımızda. Klasik otomobil tutkunları arasında 63 model Chevrolet'si ile sanatçı Rasim Öztekin de vardı. Bu klasiklerin ölmemesi için devletin de bir takım özellikler göstermesi gerekiyor. Diğer ülkelerde antika otomobillere ve klasik otomobillere ciddi anlamda destek var. Bu Türkiye'de olması lazım. Sonraki duraksa Anıtkabir'di. Klasik otomobilciler atının huzuruna çıktı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 19 Mayıs öncesi Atatürk'ü ziyaret ettiler. Ve son olarak İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri çevre illerdeki klasik otomobil severlerle buluştu. Hanımlar dikkat. Aslında beyler